Transferlere geçelim. Magazin programına çevirme ben burayı istersen. Değil mi? Çevirmeyeyim. Doğru söylüyorsun. Evet değerli izleyenler, transferleri konuşmaya başlıyoruz ama benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi tabii ki bizler burada Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sağ olsun sevgili Ahmet Selim Kuldan an ve an takip ettik. 15 dakikalık bölümler açıktı. Bir gün Emre Bol yayına çıktı ve rica etti. Serettin programına yine transfer yani. raporunda topuk yerlesine gitmeden evvel. Dedi ki, Fenerbahçe yetkililerinden ricamdır. Lütfen bir antrenmanı açın. Bizler de bir bakalım, seyredelim. Bir bakalım, seyredelim. Takım hakkında e, görüşlerimiz bir belirsin dedi ve açıldı Başardım, bir gün sonra. Çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Başka öyle. Alper kardeşime, Yemin kardeşime. Tabii, tabii, Zaten bizim meslekten, sektörün içerisinden... Çok sevdiğimiz sevdiğim bir kardeşimiz, bizim arkadaşımızdır. Hem de herkesi tanıyor, biliyor, gazetecinin Çok da güzel işler biliyor. yaptı kampta. Hakikaten bütün mesela yabancı yeni alınan yeni transferlerin hepsini röportajı çok Çok güzeldi zonalı. Bütün gazetelerde girdi yani. Hakikaten alkışlıyorum Fenerbahçe iletişim departmanını sevgili Alper olmak üzere. Bu çok sene, güzel iş yaptı Bu sene gerçekten hiç söyleyecek bir şey yok biliyor musun? Aynen. Ben Her sene sallarım biliyorsun bir şeyle ilgili. Bu sene Fenerbahçe iletişime başta Alper kardeşim olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle öyle. olarak. Antrenmanlar açıldı, siz de seyrettiniz. Evet. Nasıl bir intiba oluştu sende Fenerbahçe ile ilgili yeni sezon öncesinde? Şimdi sevgili Hakan, tabii 15 dakikalık idmanlar haricinde böyle iki tane tam açık antrenman seyretme imkanı bulduk. E, Fenerbahçe'nin bir kere istersen ufak bir kamp değerlendirmesi yapalım. Transferler evet. bir yana. Hem transferleri de değerlendirelim ki çok fazlasını göremedik. Yani e, bugün açıklanan Valencia'yı mesela hiç seyredemedik. Lemos geldi. E, sadece bir antrenman çıktı. Bir sabah antrenmanına çıktı. Onu da böyle çok fazla değerlendiremeyiz ama işte kafamda mesela Lemos'la ilgili soru işareti var abi. Yani herkesin bir fikri var tabii ki. Çok iyi diyen var, çok kötü diyen var ama şeye gittim Hakan. Karagümrük'ün kampına gittim. Sevgili Süleyman Urma Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi kamp kapılarını açtı. Şenolcan Hocamıza. Ee, mesela bak Şenolcan'la ilgili bir şey anlatayım ben sana. Tabii. Şimdi burada bugün sokakta Şenolcan, hani futbol takip etmeyen adam veya futbol takip edenlerle dahi sokakta görse Şenolcan'ı tanımaz. Ya işte Süper Lig'in hocası Şenol Can olur mu diyenlerle bir karşılaştık değil mi? Tabii ki. Ya başka bir sürü hoca vardı. Şenol Can'a mı kaldı? Yeni başladı. Falan diye. Abi Süper Lig'i kaldıramaz. Aha, kaldıramaz falan filan gibi böyle bir sürü şey söyleniyor. Şimdi Şenol hocamızla geceleri aynı otelde kalıyorduk. Geceleri sohbetler ettik. E, arkasından gittim antrenmanlarını seyrettim. Sana yemin ediyorum bak bir sürü teknik direktörde olmayan bir sürü vasıfı var adamın. Genç, heyecanlı, antrenman içerisinde sürekli takımı hakim. Bu kadar yani... Dışarıdan baktığın zaman böyle acaba mı diye soru işaretlerinin hepsi kafamdaki bunların hepsi kayboldu. Zaten Süleyman Urma Başkan bu işleri bilen adam kardeşim. Oraya bedavadan kimse getirip teknik direktör yapmaz. Kesinlikle. Yani Süleyman Urma dediğin adam Türk futbolunun önemli figürlerinden bir tanesidir. Şimdi Süleyman Urma demişken bir hikaye anlatayım mı? Anlat. Aziz Başkan'la ilgili. Özledim o tombul parmaklarını özledim Aziz Başkan'ın. <laughs> Şimdi geçen şeyde zorlu da başkanla karşılaşmışlar Süleyman Başkan, iki başkan. Aziz Başkan'la Süleyman Durma Başkan. Aziz Başkan demiş ki neydi o önde ismi geçen Fener'le oyuncunun adı? Kara gümlüklü... Darri. Darri. Ne oldu demiş ya Süleyman demiş. Darri demiş Fener'e mi satmaya çalışıyorsun demiş. Tamam mı? Ya yok başkanım işte öyle bir talep olmuştu. Böyle bir görüşmeler oldu falan diye cevap vermiş Süleyman Başkan. Onu vereceğine demiş o sağdaki oğlanı ver demiş. Sağdaki oğlan değil de Karagümrük hazırlık maçında iki tane golü atan çocuk. Onun adı ne? Hemen baksana. Endiay şey demiyor musun? Evet. Alas sen. Aa, yok. Fenere gol atan. Fenere gol atan ya. Hazırlık maçında fenere gol isimler. attı ya. Allah Allah. Rejiden destek alsın. Hemen rejiden destek. Al. Benim aklımda kalmıyor böyle bazı isimler. Seyircilerden destek istiyorum. Seyircilerden hemen gelir. Seyirciler hepsi biliyorlar abi. Bütün bir isimlerimizin, birimizin isimleri bile biliyorlar inan yani. İstersen yani. diyor. işte onu onu vereceğine diyor. O sağdaki çocuğu ver diyor. Sağdaki çocuk çok iyi diyor. Hakikaten sağdaki çocuk babacığım. Ligin en iyi oyuncularından Endao Endao. Endao, Endao, Bak Aziz Başkan'ı görüyorsun. O da mesela çok önemli bir fikir Çabuk abi. Çabuk bir ama. Abi futbolu bilen, bak futbolu bilen başkan başka bir şey. Süleyman Başkan da aynı bunlardan bir tanesi abi. Yani Şenol Güneş, Şenol Can'ı oraya. Gel baba sen burada idareten burada takıl diye getirmedi. Şenol Can'ın gerçekten, Şenol Can Hoca'nın gerçekten e, bilgisi, birikimi, kalitesi, hakimiyetiyle ben çok gerçekten çok beğendim. Duruşun, Golü de duruşmasına... geliyor bak ekrana geliyor şu anda. Sözü ver demiş. Süleyman Offside başkan diye durdu fener savunması burada. Bunu verdim işte Süleyman başkan'a. Bu topu götüren de Çotan'ın yeğeni. Ha bundan da çok memnunlar onu Arvadatse. Hmm. Bundan da çok memnunlar. Genç bir oyuncu. Ee, önümüzdeki yıl isminin çok fazla duyacağımız isimlerden bir tanesi olabilir sevgili Hakan. Orta sahadaki futbolcunun adı neydi? Geçen sene damga vurdu. Şimdi yani. bir isim daha soracağım yine sana. Borsa Galatasaray'ın bir takımın stoperini aldılar ya onun ismi ne? Karagümrük. Anladım. Ha, biz de röportaj yaptık biliyorsun. Aspor'da. Roma'da oynadı, en son evet. Şipalli oynadı. Bak şimdi, şimdi İtalya'dan, İtalya'dan stoper alıyorsun. 33 32 yaşında, 32 sol, yaşında, sol, yaşında. 32 yaşında. Çok iyi. Kaleci de çok iyi. Vaviano. Ha. Bak, Bosna mi milli takımının kalecisini alıyorsun abi. 32 yaşındaki kalecinin biraz daha yaşlı Zukanovic. Zukanovic. Şeyi de kalecinin biraz daha yaşlısı makbuldür biliyorsun stoper gibi. Tabi tabi e, mil takımda oynuyor. İtalya görmüş. Çok tecrübeli. Erik Sabo Slovakya milli takımına yükseldi. Geçen sene Abi, damga Sen nereden alıyorsun? Fenerbahçe'den sen şu anda Fransa'da 3 kulüp talip. Geçen seneki performansı. Hayır, benim atmak senin başka bir şey. çok, alıyor çok iyi. Kara takımı. Evet. Sen gidiyorsun. Lemos'u alıyorsun ikincilikten için de geleceği, geçmiş çok parlak Roma'da oynadığını hatırlıyorum. Bakacağım şimdi. Abi hala bir takım oyuncusu son bari. Tabii tabii 33 yaşında ama müthiş bir stoper. Antrenmanı da seyrettik. Gördük, kendi gözlerimizden gördük adamı yani. Nasıl bir adam olduğunu gördük yani. Dolayısıyla... Ya geçmişinde Sampdoria, Roma sürekli İtalya Ligi var zaten. Çok değerli, önemli çok bir değerli oyuncu. Olmuşlar. E şimdi sen gittin ikinci ligden Lemos'u aldın. Burada şişiriyoruz. Lemos'la ilgili çok engin bilgilerim var senin. İyi biliyorum. Lemos'u ben beğenirim. Şimdi sen beğenirsin. Bazı beğenenler var. Çok da beğenmeyen var. Onu da söyleyeyim sana. Var. Ee, hep beraber şeyini göreceğiz. Tabii. Yaptığı katkıyı. Ne yaptığını, ne ettiğini. Şurada 11 Eylül'de lig başlıyor. Ondan itibaren göreceğiz. Fakat ben topu gördüğüm şeyi sana söyleyeyim mi güzel kardeşim? Şu anda Zanka en iyi stoper. Şu anda Zanka alınan oyunculara rağmen Zanka hala en iyi stoper durumunda. Ama kim var zaten? Serdar var, Zanka var. Sadık var. Sadık var. 3 Başka da yok. En iyisi Zanka abi. İşte Lemos'u da daha görmedik elbette. Ben Biraz de artık, beğendim Zanka'yı maçlarda. Topu bir... kellesi şeyi yapıyoruz. Şimdi e, hala Fenerbahçe geçen sene en çok sıkıntıyı nereden çekti? Stoper bölgesinden çekti. Hep yama yaptılar oraya. O yamaların Hı -hı. hiçbiri tutmadı. Dolayısıyla hala Fenerbahçe'nin stoper sıkıntısı devam ediyor arkadaşlar. Kimse bana oraya işte şunu aldık bunu aldık falan filan edebiyatı yapmasın. Yapmasın. Hala sıkıntı var. Tiserant ismi var biliyorsun. İnşallah olur. Sar ismi geçiyor. İnşallah olur. Önemli stoper. Bak bu iki oyuncuyu almazsa. Chelsea'ye gitti kiralayacak. Kiralayacak. Emre kafayı takmış ona. Belezoğlu. Hmm. Kafayı takmış. Onunla uğraşıyor yani. Adam gece gündüz Sar peşinde. Eğer Malangsar'ı alırsa ya da Tisarant'ı alırsa bir tane sağlam bir stoper alırsa ancak orayı bir şekilde doldurabilir. Ama şu anda Fenerbahçe'nin stoper bölgesi hala boş arkadaşlar. Boş. 11 tane transfer yapıldı. 11 transfer. 11 transfer içerisinde hala stoperle ilgili sıkıntılarına devam ettiğini söylüyorum. Ben biraz Serdar'a vereyim sözü. Çok konuştuk. Sonra ben Tabii. kampa atmaya devam edeceğim. Çok malzeme var kamptan. Tamam. Lemos.